Ankara Bağışı Terfiz, birlikte güçlüyüz biz. 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 Haray haray Mertürken. Haray haray Mertürken. Haray haray Mertürken. Haray haray Mertürken. Türk dilinde eğitim hakkımızdır, hakkımız. Türk dilinde eğitim hakkımızdır, hakkımız. Vurgu gelir can verir, dinamonun kalbine ferman verir. Güneyli, kuzeyli, Azerbaycan Türkleri ve Anadolu Türkleri dostlarımızın katılımıyla 2006 22 Mayıs olayları ayaklanması diye tarihe geçen olaylar zamanı İran-Fars rejiminin yapmış olduğu katliamları, işkenceleri, tutuklamaları protesto etmek için her sene olduğumuz gibi yine aynı tarihte İran İslam Cumhuriyeti adlanan ülkenin Büyükelçiliği önünde toplaşmış bulunuyoruz. Basın açıklamamızı yapmak üzere Güney Azerbaycan Türkleri adına Ramin Cakbarlı dostumuzu davet ediyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır komşusu olan İran İslam Cumhuriyeti olarak adlanan ülkede yaklaşık 40 milyon Türk yaşamaktadır. Bunların yaklaşık 35 milyonu Güney Azerbaycan Türkleri, geri kalanı ise Kaşkay Türkleri, Horasan Türkleri ve Türkmenler oluşturuyor. Şeyim yok hiç. Fakat İmkanlar... 40 milyon Türk her türlü milli haklardan yoksun bırakılmakta, milli varlığı yok edilmek istenmektedir. Şovinist Fars rejiminin Türkler üzerine uyguladığı asimilasyon politikası her geçen gün daha artmaktadır. İran nüfusunun yarıdan çoğunu oluşturan Türk milleti, Türkçe eğitim almaktan bile mahrum bırakılmaktadır. İran Fars rejimi Türk milletini her adım başı hor görmekte, hakaret etmektedir. 2006 yılının Mayıs ayının 11'inde İran devletinin resmi İran gazetesinde Türk milletinin hamam böceğine benzetilmesi bunun en somut örneklerinden biridir. İRNA Haber Ajansı'nın ve İran Gazetesi'nin yazı işler müdürlerinin bizzat İran Cumhurbaşkanı tarafından göreve atandıklarını dikkate aldığımızda bu yazının İran'ın Türklere karşı yürütülen devlet politikasının bir göstergesi olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Türkleri Farsların pislikleriyle beslenen ve tuvaletlerde yaşayan hamam böceğine benzeten bu yazıda Türk milletini yok etmenin 11 yöntemi önerilmiş ve milletimizi aşağılayan karikatürler de yer almıştır. Yapılan itirazlara rağmen aynı gazetede bir hafta sonra yayınlanan başka bir yazıda da daha önce yapılmış olan hakaretler bir daha tekrarlanmıştır. Geçen yüzyılın 20'li yıllarından başlayan ve sistematik şekilde uygulanan yok etme ve aşağılama politikasının bir tezahürü olan dünyada bir milleti millet için benzeri olmayan hakaretlerle dolu olan bu yazı İran'da yaşayan Türkleri zaten dolmuş olan sabir bardağını taşırmak için son damla oldu. Yazıya itiraz eden Güney Azerbaycan Türkleri Tebriz başta olmakla birçok kentlerde Erdebil, Urmu, Sulduz, Zenzan, Gezbin, Hoy, Merend, Kuşatay, Meşinşehir ve Türklerin yaşadıkları diğer kentlerde bu yazıya dinç itirazını bildirmek için ve gazetenin kapatılması talebiyle sokaklara çıktılar. Fars rejimi milletimizin haklı taleplerini dinlemek, suçluları cezalandırmak yerine sivil halkın karşısına polisi, askeri ve başka silahlı gruplarıyla çıktı. Rejimin güvenlik güçlerinin çocuk, kadın, yaşlı, genç ayrımı yapmaksızın sivil halkımıza karşı uyguladığı vahşet sonucu onlarla Azerbaycan Türk'ü şehit oldu. Yüzlerle insan çeşitli şekilde yaralandı. Binlerce insan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara karşı aşırı şiddet ve işkenceler uygulandı. Azerbaycan Türklerinin evlerine gece baskınları düzenlendi. Sayın basın mensupları, daha iki gün önce yaşanmış bir olayı daha sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Söz konusu 22 Mayıs 2006 olayları zamanı bir genç arkadaşımız İran güvenlik güçleri tarafından kurşunla vurulmuştu. Kurşun genç arkadaşımızın gözünden girerek beynine saplanmıştı. Ve tam 6 sene beyninde bu kurşunu taşıyarak yaşadı. Maalesef 2 gün önce Darüş Tebbahi adlı arkadaşımız lanet olası kurşun yüzünden olaydan 6 sene sonra şehit oldu. İran Fars rejimi bütün gücüyle tüm alanlarda Güney Azerbaycan Türklerini yok etmeye çalışmaktadır. Güney Azerbaycan incisi sayılan Urmu Gölü bilinçli bir şekilde rejim tarafından kurutulmakta ve bunun sonucu olarak da bölgede yaşayan yaklaşık 14 milyon Türk göçe zorlanmak istenmektedir. Kendisinde yaklaşık 800 milyar ton tuzu barındıran Urmu Gölü'nün tamamen kuruyacağı durumunda bu doğa faciası sadece Güney Azerbaycan'ın değil, Türkiye başta olmakla Kuzey Azerbaycan, Irak gibi bölge ülkelerinin ekosisteminde ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir. Urmu Gölü'ne gelen nehir ve saylara gereksiz barajlar yapmakla kurutan rejim şimdi gölün kurtarılması için gereken 1 milyar dolarlık bütçeyi ayırmamaktadır. Buna karşılık olarak ise geçtiğimiz ay İran parlamentosu Farsların yaşadıkları bölgeye Hazar Denizi'nden su çekmek için 7 milyar dolar bütçe ayırdı. Uzmanların söylediklerine göre bu sene bölgede yağan bol yağmurlar Urmu Gölü'ne gelen nehirler üzerinde yapılmış barajların tam dolmasına bakmayarak İran devleti bu barajları atmamakta ve göle su gitmesine ortam yaratmamaktadır. Bu tür olaylar mevcut İran rejiminin Güney Azerbaycan Türklerine garezli ve çifte yaklaşımının göstergesidir. Son zamanlarda bölgede ve dünyada boy gösteren olaylar İran Fars rejimini ciddi endişeye soktuğundan rejim Güney Azerbaycan Türklerine zaten yapmış olduğu baskıları daha da artırmaktadır. İnsanlarımız suçsuz yere hapislere atılmakta, işkencelere tabi tutulmaktadırlar. Bizler Türkiye'de yaşayan Güneyli ve Kuzeyli Azerbaycan Türkleri olarak İran Fars rejiminden bu istekleri talep ediyoruz. Mayıs 2006 olayları için Türk milletinden özür dilenmesini, olaylar zamanı şehit edilenlerin ailelerine ve yaralanlara tazminatlar ödenilmesini, Türklere Türkçe eğitim hakkının tanınmasını, İran'ın resmi tarih kitaplarından Türklere yönelik aşağılama ve yok sayma tezinin çıkarılması, rejim tarafından değiştirilen Türkçe yer adlarının iade edilmesini, Urmu Gölü'nün kurtarılması için bir an önce ciddi adımların atılmasını, İran Fars rejimi tarafından Azerbaycan Türklerine karşı uygulanan her türlü siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, milli ve insani ayrımcılığa son verilmesini talep ediyoruz. Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türkleri. Değerli basın mensupları ve değerli katılımcılar, şu an Güney Azerbaycanlı milli faallerden 9 kişi İran Fars Molla rejimi tarafından hapislerde işkencelere tabi tutulmaktadır. Burada onların resimlerini görüyorsunuz. Şimdi onların isimlerini tek tek söyleyeceğiz. Her birisinin isminden sonra bizim onları unutmadığımızı, bizim onların yanında olduğumuzu, arkalarında olduğumuzu ifade etmek amacıyla her birisinin ismini biz söyledikten sonra lütfen toplu şekilde buradayım diye seslenelim. Seyit Metin Kılıf. Buradayım. İbrahim Savalan. Buradayım. Rüzbe Saadeti. Buradayım. Efşim Kehpazi. Buradayım. Muhammed Ehedi. Buradayım. Mehirdat Keremi. Buradayım. Resul Bedeli. Buradayım. Feridun Muratpur. Buradayım. Hüseyin Meleki. Buradayım. Ateş Güney Azerbaycan'ın özgürlüğü ateşinin simgesidir. Ölüm olsun panilerizma. Ölüm olsun panilerizma. Ölüm olsun panfarsizma. Ölüm olsun panfarsizma. Haray haray ben Türk'üm. 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 Ankara Bağcı Tebriz birlikte güçlüyüz biz. Ankara Bağcı Tebriz birlikte güçlüyüz biz.